Ne zaman ekrandaki gibi böyle bir ateş ve alevlerini görürsek bunun bir yanma tepkimesi olduğunu anlarız. Aslında burada gözlemlediğimiz şey 3 tane termal enerji transferi. Bu üçünü şöyle sıralayabiliriz. Isı iletimi, taşınım ya da konveksiyon ve ışınım diğer adıyla termal radyasyon bunlara termal iletkenlik, termal konveksiyon ve yine termal radyasyon da diyebiliriz. Çünkü termal terimi maddenin sıcaklık alışverişini gösteriyor. Peki, ısı iletimi ne demek? Bakın burada ateşi yakmak için tam burada yakıt olarak kullandığımız maddede bildiğimiz klasik yanma tepkimesi gerçekleşir. Bu konu ilginizi çektiyse önceki videolarımıza ya da kimya bölümümüze bir göz atabilirsiniz. Evet burada yakıt olarak kullandığımız maddenin karbon moleküllerini ve yaptıkları bağları alıyoruz. Daha sonra onları oksijen ve biraz ısı ile birleştirip karbondioksit ve su çıkaran bir yanma tepkimesi oluşturuyoruz. Üstüne üstü koyduğumuzdan çok daha fazla enerji elde ediyoruz. Buraya da yazalım enerji. İşte bu enerji etrafındaki molekülleri harekete geçiriyor. Bir süre molekülden bahsediyoruz. Birkaç tanesini şöyle çizelim. Kinetik enerjiyle dolu nur topu gibi moleküllerimiz oldu. Unutmayın. Moleküllerin sahip olduğu ortalama kinetik enerjisine sıcaklık diyoruz. Aslına bakarsanız yanan moleküller, tepkimenin hemen yanında yer alan moleküller ya da belki de tepkimenin bir parçası olan moleküller. Ve bu moleküllerin ortalama kinetik enerjisi oldukça yüksek. Çünkü bütün bu enerji yanma tepkimesiyle ortaya çıkıyor. Buraya çizdiğimiz kinetik enerjisi çok yüksek olan moleküller, kinetik enerjisi daha az olan diğer moleküllerle karşılaşacak. Daha sonra kendilerindeki yüksek olan kinetik enerjiyi diğer moleküllere çarpışma yoluyla transfer edecekler. Sadece termal iletimi anlattığımız bir videomuz da var. Ona da bakabilirsiniz. Yüksek kinetik enerjisi olanlar daha düşük kinetik enerjiye sahip olanlarla çarpışır. Böylelikle kinetik enerji transferi ve momentum aktarımı gerçekleşir. Bunun gibi yanan bir ateşe baktığımızda esasında komşu moleküllerin diğer moleküllere çarpışarak enerji transfer ettiğini görüyoruz. Şimdi taşınıma geçelim. Mesela burada bir grup hava partikülleri olsun diyelim. Bunlar soğuk havayı temsil etsin. Sıcak hava partiküllerinin daha fazla kinetik enerjisi olduğundan birbirlerine çarpacak, birbirlerini itecekler, hatta birbirlerinden uzaklaşmaya çalışacaklardır. Bunun sebebi de yine ortalama kinetik enerji. Sıcak hava daha az yoğun olduğu için bakın aşağıdaki pembe ile gösterdiğim alandan bahsediyorum. Daha yoğun olana yani beyaz alana doğru yükselecek. Bunların hepsi aynı molekül ama yoğunlukları farklı. O yüzden ben de iki farklı renkle göstermeye çalıştım. Pembe moleküller az yoğun alandan beyaz moleküllere yani daha yoğun alana doğru yükselecek. Evet, sıcak hava yükseliyor şöyle de düşünebiliriz yoğun olan alan az yoğun olanın etrafını saracak üstüne inecek ya da alt tarafına girmeye çalışacak böylelikle az yoğun olan gitgide yükselecek evet ısınan moleküller yukarıya doğru hareket ediyor ve soğuk hava molekülleri de daha fazla ısınabilmek için ısının doğasıyla enerjinin kaynağına inebilmek için aşağı doğru hareket ediyor sonuç olarak sıcak hava yükselir Buraya da yazayım. Sıcak hava yükselir. Baktığımızda gayet mantıklı. Çünkü soğuk havanın tekrar ısınmaya başlaması için sıcak hava ona yer açıyor. İşte buradaki ateşin olayı bu. Yanma tepkimesini görüyorsunuz. Onun için farklı bir renk kullanayım. Yanma tepkimesi yakıtta oluşuyor ve sıcak hava yükselmeye başlıyor. İşte bu yüzden biz bu alevi yukarıya doğru yükseliyormuş, hareket ediyormuş gibi görüyoruz. Temel radyasyon hakkında konuşacak olursak da alevlerin yukarı doğru giderken renklerinin de değiştiğini söyleyebiliriz. Bütün olay ateşin veya sıcak havanın yukarıya yükselmesi ile ilgili. Elinizi ateşin üstüne tutarsanız mesela şu tarafa tutmanıza kıyasla daha fazla sıcaklık hissedersiniz. Ayrıca teorik olarak aslında burası yukarıya göre ateşe daha yakın olmasına rağmen sıcak hava yükseldiği için aşağıda soğuk havaya daha doğrusu daha serin havaya yer açar. Soğuk hava molekülleri de burada ısınıp tekrar yukarı doğru harekete geçer. Yani bu taşınım diğer adıyla konveksiyon esasında sıcak havanın yükselmesi ya da soğuk havanın inmesi fikri bir başka ısı transfer formudur. Ateşe baktığımızda son olarak gözlemlediğimiz şey işe ateşin ışınımı yani termal radyasyon olacaktır. Bütün bu fikirde ivme kazanan yüklü parçacıkların elektromanyetik ışınım diğer adıyla radyasyon yayılımı ile ilgili. Şimdi belki şunu sorabilirsiniz. Bir saniye ya yüklü moleküller nerede ivmelenmeye başlıyor? Moleküller birbirlerine sürekli çarparak kinetik enerjiyi zaten transfer ediyor. Mesela bu molekül diğerine çarparak kendideki kinetik enerjiyi ona aktaracak. O da bu tarafa doğru ivmelenerek harekete geçecek. İvmenin hızdaki değişiklik olduğunu biliyoruz. Bu büyüklükle ilgili bir değişiklik olabileceği gibi yönle ilgili bir değişiklik de olabilir. Buradaki bütün yüklü parçacıkların ivmesi, bir saniye bunu da yazalım. Yüklü parçacıkların ivmesi Burada elektromanyetik ışıma gerçekleşiyor. Şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Tamam. Moleküllerin hızlanıp ivme kazandığını anladım da yüklü moleküller nerede? Yüklü olanların tam olarak görevi ne? Hemen hatırlayalım. Moleküller atomlardan, atomlarsa yüklü parçacıklardan yani elektron ve protonlardan oluşur değil mi? Dolayısıyla bunlar daha fazla ivme kazandıkça daha fazla ışıma gerçekleşecek. Ateşi görebiliyoruz ama radyasyonu yani ışımayı nasıl gözlemleyeceğiz? Alevi yalnızca ateşten yayılan ışık olarak görebilirsiniz. Bu da aslına bakarsanız elektromanyetik ışımadır. Bunlar hep elektromanyetik ışıma ve gözlerimiz de bu alandaki dalga boyutlarını görülebilir ışık olarak algılar. Burada yukarıdaki parçacıklar hala sıcak ve hala elektromanyetik ışıma yapıyorlar. Çünkü hala durmadan birbirleriyle çarpışıyorlar. Elektronların ve protonların ivmeleri farklı yönlere doğru değişiyor. Aynı zamanda elektromanyetik ışımaya devam ediyorlar. Ve daha yavaş dalga boyutları oluşturuyorlar. Ama gözlerimiz bu boyutu algılayamadığı için ışıma olarak görüyor. Kızılötesi bir kamera kullanarak alevlere bakarsak onları olduğundan daha büyük görecektik. Burada gerçekleşen olayı çok yakından görebilirdik. Eğer ateşin altına bu kadar yakından baksaydık, buradaki yanma tepkimesini ve ateşin mavi gibi göründüğünü fark edeceksiniz. Çünkü mavi ışık daha yüksek bir enerjiye sahip. Moleküller hızla yükselip inerken maviden beyaza, beyazdan sarıya, kırmızıya ya da turuncuya tekrar kırmızıya dönebilir ama çok dikkatli baktığımızda bu kaybolur. Ama belirli bir sıcaklıkta olan her şey elektromanyetik ışıma gerçekleştirir. Her şey tamam da bu enerji transferi nasıl oluyor? Şöyle düşünün. Ateşin yanında oturursanız ısıyı hissedersiniz değil mi? Hatta ateşle aranızda soğuk hava bile olsa vücudunuz gitgide ısınmaya başlayacaktır. Buraya bir ateş çizelim ve soğuk bir havada izleyelim. Hatta bu bir kamp ateşi ve havada eksi bir derece olsun. Yanında durdukça ısınmaya başlayacağız ve bu ısınmayı vücudumuzda hissedeceğiz. Çünkü elektromanyetik ışıma sayesinde havayla temas eden parçacıklar vücudumuza kadar geliyor ve derimizin üzerinde bir enerji transferi gerçekleştiriyor. Böylece biz de gerçekten ısındığımızı hissediyoruz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur.